Yaylanıyor baksana. Ford'u bilen bilir. Hep diyorlar abi niye Ford falan diye. Ford'u yaşayan bilen bilir. Şimdi bugün de gerçek bir Ford sevdalısıyla hem de eskinin böyle çok güzel bir otomobiliyle beraber olacağız. Tanıştıracağım Aydinç abiyi sizle. Kendisi de makine mühendisi. Bir Ford sevdalısı, Scorpio sevdalısı diyelim. İçeride ben de ilk defa gördüm bu kadar temizini. Yaklaşık 10.000 kilometrede bir Scorpio var. Onu inceleyeceğiz. Biraz da böyle garaj sohbeti gibi olacağız. Zaten bir başlıyoruz, laf lafı açıyor. Oradan buradan. Mesela bu arkamda duran Scorpio, ikinci kasa makyajlı olan. Bunda Cosworth motor var. İçeride bir tane daha var. Onları bahsedeceğiz. Aydinç abiyi de tanıştırayım size. Abi hoş geldin kanalımıza. Vallahi tanıştığıma çok memnun oldum. Bir iki saattir duraksız sohbet ediyoruz. Yaptıklarını anlatıyor. Ford harici. Yani bayağı bir tecrübesi şeyi var sektörde. Abi nedir bu Scorpio aşkı? Biraz tesadüf, biraz bilinçli. İşte zaman içerisinde imkanlar oldu. Önüme böyle bir özellikle Cosworth olması sebebiyle şimdi, bir imkan çıktı. Bu arabaları tanıyan yok pek. Tabii. Mesela ya bunu görüp bunun altındaki motoru bilmezler. Tabii şöyle ben mesela genelde pompacılar benzine gidince abi bu ne? Ben de bilmiyorum diyorum. Çünkü anlatması uzun sürüyor. Bak şu her arabada yazmaz. Cosworth. Bunun kapağını hakikaten Cosworth yaptı. Bu 24 valfli, 204 beygirlik, 300 küsür tork galiba. 285 Nm. İlk serisi 295. Çünkü 12 valflisi de var. 12 valfler Cosworth değil. Çok nadir bulunan, çok da swap yapılan arabalarda İngiltere'de özellikle. Tabii. Orijinal haline yani 0.8 ile 1.2 bar yüklemeyle yani orijinal halindeyiz. Yani forjet olmadan 370 beygir alınabiliyor mu? Motordan. Alınır. Bu genel bir uygulama var. Sesimesi muhteşemdir. Bir sesini de dinleriz. Bu çalışıyor mu şu an? Aküsünü bekliyoruz. Ha, akü gelecek. İçeridekini çalıştırırız. Akü kardeşine gitti. Aynen öyle. Yani hatta ben abi benim Tanus'u gösterdim ya. Evet. Tanus'a swap yapmak isteyeceğim makinelerden biridir ama ne parçası var, adam akıllı var. Hani şimdi tabii. Aydınç abi de uğraşmak gerekiyor. Vakit lazım. Gönül vermiş V6'ya bir sürü parçası falan var. Alırsak sana getiririz zaten. Tabii dükkanımız. Bak bir gelin içeri göstereyim. Şimdi içeride de manuele sen çevirmedin ama böyle aldın. Böyle aldım. Manuele çevrilmiş. Bu arada vitesi... asıl makine burada. Göstereceğim sonra. Tabii. Bunu abi Tanus şu an yani bu MT-75. MT-75 değil bence bu tip 9 şanzımana benziyor. Evet, zaten ikisinden biri uyuyor. Tanus'taki şanzıman manuel olması güzel aslında. Tabii yani. Tam yanlamalık. Motorun gücünü daha güzel alıyorsunuz. Çünkü aynen diğer öyle. Şanzıman 4 otomatik. O yağlı kavrama tork konvertörü bir arada sizde bir güç kaybını hissettiriyor. Tabii illaki. Tam gazlarda alıyorsunuz ama ara hızlanmalar iyi olmuyor. Ama bu şanzıman hakikaten 207 beygiri vallahi bir şekilde veriyor. Harika ya. Bir de V motorun her devirde tatlı bir sesi hızlanırken tabii. Farklı. Hani pedalı ben onu şöyle tarif ediyorum. V motorda böyle tapa gaz gitmek değildi. Böyle %40-50. Mesela %40'ı verdiniz. O sese zaten doymuş oluyor. Hissettirmiş oluyor. Biraz daha verince ona da bir başka tabii. Ses tonlama yapıyor. Bu şekilde gidiyor. V motoru da kullanmalı bence. Şu gösterelim burada. Egzozu daha takmadın. Tabii. Biraz performans olsun diye susturucuları azaltılmış bir egzoz. Daha rahat çalışsın diye. Tabii. Tek susturucu var arkada. Orijinalde 5 tane var. 5. 5 tane. O diyor. Tabii. 2 tane koltuk altlarına denk geliyor. 2 tane var. Bir tane ortada var, 3. İki tane de katalizör. Hiç ses çıkmıyor. Ben eksik söyledim, bir de son susturucu 6 tane var. Oo, hiç ses çıkmıyor. Çıkmaz, zaten station orijinal haliydi. Bunu biraz daha performans yönelik kullanacağız. Süper. Bir de bunun ciğerine bakalım. Cosworth. Şimdi bunda tabii... Alalım mı kapağı? Alalım. Bunda motor, külbütör kapaklarını bir kırmızı boyadın. Renk yapalım dedik. Biraz arabaya... Sen tabii şimdi bunlarla uğraşa bunun ustası oldun tabii, artık. Tabii. Yani bunun ustası olmak zorunda kaldık. Ama elinden başta. De geliyor tabii. Şimdi herkes yapamaz. Keyfe döndü. Yani artık biraz tadını çıkarıyorum. Yani işte tabii. Orasını biraz şöyle yapayım, burasını böyle yapayım derken. Bir de tabii bu aslında uzun ömürlü bir motor. Yani tabii, rahat çalıştığı tabii. için. Tabii şöyle gündelik kullanım yapabiliyorsunuz. Atmosferik olduğu için böyle çok ayar bozan bir motor değil. Aynen. Hararet sorunu hemen hemen hiç yok. Araç aslında ağır. Station otomatik olanı bir ton 780 kilo. Bayağı. Bu da bir ton yani 100 kilo daha hafif yaklaşık. Bir 1600, ton 700 kilo 1600. Arkana yetiş bir araba. Ama bu motor çok ideal bir aynen. iş. Yakıtı da öyle çok abes çıkıyor. Aynen. Yani onu söyleyeyim. Gündelik kullanım yapabiliyorsunuz ama tabii performansı da veriyor. Sesi duyuralım mı abi? Olur tabii. Manifold, egzoz manifold. Egzoz yokken. Egzozsuz hali. Kulaklık varsa kulaklıklarınızı çıkarın. Tabii. Söyleyeyim. Çünkü şu an manifold geldi. Yok. Şey yok. Bağlantı yok. Fena. Ben tıkayacağım. Ben bir kere dinledim. Fena ses çıkıyor. Evet çok orada çıkıyor. Kulaklık takılı bende şu an. Bence çıkar. Kulağın çınlayacak çünkü. Çınlasın be.
Boruysa hiç boru. Ya bu tabi sadece hani headers diyelim bir, bu şekilde. Bir de bu Rolanti'de asıl tabii, yükteyken tabii, makinenin tabii, bu, sesi. Bu motorun bir teknik özelliği var. Hani benim hoşuma giden. Bunun bir önceki versiyonu BOA motor kodlu. O 195 beygir. Bu BOA değil mi? Bu BOB. Ha bu 210, 204'lük bu. Ha, 204, 207, 209 hani aynen. O İngiliz birimine göre biraz farklı çıkıyor. Bundaki şey şu. Şimdi 3000 devire geldiği zaman bir motor sesinde hafif değişiklik hissediyorsunuz. İki tane kelebek var şu anda kapalı. Zamanlama görünüyor. Var değil mi? Şöyle zaten elektronik ateşleme ve elektronik yakıt yönetimi var ama ilk kelebek var. İkinci kelebek de mekanik olarak devreye giriyor. İşte o ilk kelebeğin bittiği ve ikincinin girdiği yerde bir güç başlıyor. Ama daha güzeli bunda VIS, Variable Inlet sistem var. O da şu. Kelebek türbülansa sokacak şekilde bir vakumla çalışan bir kelebek var. Şu mu ayarlıyor? Şurada ha, bir motor var. Şu. Ben tam olarak göstereyim. Şu Variable Inlet sistem bu. VIS dediğimiz. Ha. Bu vakum gücüyle vakumla. Bu arabanın olması gereken o devire geldiyse bunu şu şekilde bir kelebek yöntemiyle türbülansa sokuyor. Türbülansla beraber havayla yakıtın daha homojenize daha hızlı dönerek daha homojen sağlıyor ve içeride 4200 devirde maksimum torka geliyor bu. Evet. Şimdi kullanımda hissettiğimi söyleyeyim. Ses değişiyor. 4200'den sonra da muhakkak 6000 devir buluyorsunuz. İster rampa çıkıyor olun. Nasıl olursa olsun. Çok rampa iyi. Çıkıyorsa ivmesi azalarak ama yine çıkıyor yine o 6000 devire. Yani sonuçta bu motor benim görüşüm hani verimlilikten bahsedersek, ömürden bahsedersek evet. Yani 26 yıllık bir araç. 26 yıldır İşini harika yapıyor. Yapan bir motor. Şimdi Aydinç abi tabii önce bir ustalara gidiyor başka ilk zamanlar. Olmuyor, yapamıyorlar, tabii. Bilmiyorlar. Sonunda kendi çiziyor işi. Nasıl? Bütün abi şeyleriyle. Ya motoru sökmek, takmak için tabii ne yapmak gerekiyor? Bir teknik bilgiye ihtiyaç var. Aynen neyi öyle. Nasıl sökeceğimizi. Nereyi torklayacağım. Ya tabii yani sökümde gerekli bilgilerin hepsini kullanacağınız aletler de gerekiyor. Ama tabii takarken evet. De diğer ikinci bölüme geliyoruz. Burada da bütün detayları görüyoruz. Bak bu projeleri resimle. Bak. İşte X pipe'ı, dump pipe'ı bilmem ne, boru çapları. Yani orada şöyle bir şey var. Yani direkt mühendislikle tabii. Yapıyor. Yani uygulanmış bir sistem varsa onu geliştirmek daha doğrusudur. Yani Scorpio bak bu Scorpio 2.9-12 valf olan tabii. 147 beygir. Aynen onun exosistemi bu mesela orijinali. Bak yani bunda, bunun dağlar kadar tabii. Fark var. İşte onu diyeceğim. Şimdi mesela iki tane 190 beygir araba kullanabilirsiniz ama V motoru o dediğimiz sistemlerin o sürüş esnasındaki verdiği tat var ya. Bambaşka. O başka. Yani o zaman diğer araba hükümsüz kalıyor hocam. Aynen öyle. Çünkü ben onu yaşadım. Şimdi gelelim asıl konuğumuza. Tabii. Şimdi burada bir arkadaşlar Scorpio yatıyor. Granada Scorpio. Scorpio artık o pazara göre değişiyor. Tabii şöyle hocam bildiğim kadarıyla 85 yılında Scorpio ismiyle geliyor ama Granada'nın devamı olduğu evet. için İngiltere Granada ismi koruyor. Scorpio. Onlar o ismi koruyor. Amerikan versiyonu Mercury Scorpio demişler. Evet, Mercury. 85'ten işte 91'e geldiğinde ufak bir makyajla bu kasa başlıyor. 93 sonunda da diğerine geçiyor. Aynen öyle. Ben böyle temizini görmedim. Araba 10.000 kaç kilometrede abi? Şu anda 11.000. 11.000 bir açalım. Tabii. Bir açalım. Hakikaten inanamadım yani. Bu araba zamanında İngiltere'de falan müdürlere premium şirket arabası olarak aslında dizayn edilmiş. Şuna bakar mısın? Bak her şeyi orijinal, boyası orijinal, detaya gel. Tabii. Bu lastikleri bilen bilir. Şu anda mesela Michelin, Pirelli böyle klasik otomobillerin lastiklerini yeniden üretiyorlar. Zaten bu zamanın meşhur lastiği, insanlar bu lastiği almak için kovalarmış. Michelin MXV demiş. Bak 27.0 yani 90.
O zaman daha 2000'ler yok tabii. Tabii çift tane değil orası. Araba da zaten 91 model değil tabii, mi? Tabii 90 yılının 27. haftası. Evet. 195, 65, 15. O zaman 15 premium. Aynen tabii alaşım jant. 13-14 o zaman alaşım tabii. Jant, yani alaşım jant 15 o zamanlar demek ki. Bak her şey Ford logolu. Yani şunu bulman yani imkansız değil ama çok zor ya öyle söyleyeyim. Bütün farlar her şey orijinal Ford. Mesela bu eski amblem böyleydi. Koyu maviydi. Şimdikiler biraz evet. Daha açık mavi. Bunda 2 litre var. 125 beygirlik onu göstereyim hatta. Bu 125 beygirlik Sierra'lardaki motor. Ama tabii tertemiz. Bak şimdi. Baksana böyle bir şey var mı ya? Tabii bu motorların artık yedek parçaları biraz sıkıntı. Mesela şu kapak falan bulmak imkansız. Sierra'cılar bilir. Ama bu araba abi yani... Bunda işte teknik bir... Hidrolik direksiyon ışığı. Baksana şuna ya. Bu işte Westin House olmayan bir model. Ford bu araçlarda elektrik sistemiyle, pompayla vakum üreten bir fren sistemi kurmuş. ABS 4 tekerde disk. Kendi orada depoluyor. Depoluyor. Basınca. Vakum halinde bekletiyor ama azalırsa da elektrikle tamamlıyor. Yani buradan herhangi bir emme manifoldundan vakum üretip de hani biz ne yaparız? İşte kontak kapatırken fren şişmeye başlar. Evet. Pompaladıkça sertleşir. Bunda şu anda aküsü hiçbir şey olmasın. Freni tutar. Aynı yumuşakta çünkü ya şu bu söküldü mü hiç? Yok yok. Bu... Şu o fabrika Loctite'ları duruyor. Bunda 10.000 bakımını ben yaptım aldığımda. Alt takım larda rotil başlarında poşet vardı fabrikasyon presli. Motor craft diye yani zaten onların. Tesadüfen oradaki çırak söktü de o şey zannetmiş hani bir bakalım kontrol edelim diye. Halbuki onu da üzerinde bana çok gelene kadar korumuşlar. Ya bir de iyi de saklanmış. Evet. Böyle şey değil hani terk edilip bırakılmamış. Belli zamanlarda. Bunun hikayesi ne? Sen bunu nasıl aldın abi? Şöyle başladı yani ben tabii daha önceki Ford kullanımı devam ederken beni bilenler. Bilenler, işte bilenler abi böyle bir şey var. Böyle bir şey var diye bir böyle cümleler kurdu. Ben de tabii merak ettim. Varsa neymiş? Bende bunun konvertörü var. Ama orijinalliği korunarak gelmemiş bana. 12 valf olan. 2.9. Hayır, o da BOA. O da. Onu kullanırken o arabanın yani birçok şeyi olmaması gereken şekilde olduğu için dedim bari bir kasa, güzel bir kasa bulurum belki bir bakayım. Ona atarız. İşte bunu görmeye gittim. Hakikaten bir hangar içerisinde bir fabrika sahibinin zamanında alıp da kullanmadığı, kenara çektiği bir halde ama korunuyor. Çünkü çalıştırılıyor belli zamanlarda. Fabrikadan çıkmıyor. Hangar da büyük bir yer. Toz var sadece. Duruyor. Şimdi ben kasasını tertemiz bulurum. Konvertör çeviririm diye aldım ama. Bir şimdi tabii abi kıyılmaz şey, buna böyle bir ya. Şey görünce ben bunu aldığım gibi bir koleksiyonların garajına koyduk. Sonrasında burası kendi garajım. Sonrasında süper. Buraya çektik. Artık, bir marş yapsana abi. Tabii. Artık korumak görev oldu. Abi buna kıyamaz insan ya. Hani su kabından şey kabına hidrolik kabı falan tertemiz ya. Ha? Kaput keçesi. Baksana abi tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Çok iyi be. Hiç. Her şey düzeninde. Şunlar ya zaten 10.000'de araba hiç. Şöyle aldığım zaman hani... Kaput zaten kaç kere açılmıştır. Tabii aldığım zaman bir kullanım yapayım. Dedim mi yaz günü işte Ankara seyahati yaptım. Tabii o yıllardan bu zamana durduğu için acaba yaşlı arabadan problemler çıkar korkusu vardır ya. Acaba su kaçağı mı olur evet, bir şey mi olur? Temkinli bir yol başladı bende. Ankara'da seyahati. Bir müddet böyle 120, 140, 150 her şey saat gibi. İşte 160 da o da güzel. 180. 240'a kadar geldim ben bunu. Hadi canım tabii. 240. 240'a kadar. Şaka ama yapıyorsun. Bu lastiklerle değil. Bunun benim yine orijinal Cosworth jantları. Ama bu lastiği atma sakın. Hayır. Bunlar bunun zaten... çünkü artık klasik değeri tabii, var. Yani bunları... kullanma. Tabii tabii. Ama dursun abi. Tabii bununla böyle performans yapma şansımız tabii ki yok. Ama o performansı o lastikler yeni olduğu için gördüm ve araba hakikaten yani ben... Bak. Ya bunu kullanmak çok istiyorum ya. Abi çıkalım yola. Ve arkadaşlar bir gel. Bu şimdi makam arabası. Bunda abi arkada oturacağım. Yani o kadar rahat ki şu an direkt oturur oturmaz aklıma abi Mercedes W140 geldi. Evet, bak evet. Yemin ediyorum o rahatlık. Tabii DE segmenti diye geçiyor bunlar. DE1 diye kodlamışlar. Tabii yani kül tablası. Tabii o ya yılların. Koltuk yatıyor elektrikli. Bak. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Elektrikli şeyler ya. O zamanın abi. Tabii kapı aydınlatmaları şimdi reflektör o zamanlar kırmızı lamba var uyarı. Tabii. Aşağıya zaten şimdi araç karşılama ışığı var ya. O yıllarda işte zemine hem koltuk altına hem kapı altına var. Yani bu araba sunroof istermiş. Bence de. Hatta bence iki de. Parça sunroof. Aynen. Ama bak burada da şeyleri var. Okuma lambaları falan var. Var tabii. Var.
kafalıklar mı? Ya çok iyi ya. Çok geniş. Bu kumaşta hakikaten farklı bir hissiyat var. Kokusu kadife falan da hiç öyle hani küflenmiş bir öyle değil, bir koku tabii yok. Tertemiz abi. Şöyle azıcık ileri alayım mı? Zaten yola çıkmak için sabırsızlanıyorum. Şu sürücü koltuğuna bakar mısın desteklere? Yan desteklere bak. Bunun bir sürü ayarı vardır tabii, burada. Bir döndürmeli şey var, falan. Çevirmeli. Döndürmeli bir... Ha bak pompaya bak. Şişirme bak var. O burada da var hocam. Bak. Şu şekilde. Buradan şişirip bel kısmını... Bel kısmını şişiriyorsun. Havayla hani hasta yatağı gibi bak düşünün. Bak. Tabii tekrar indirebiliyorsun. Bak. Tansiyona bak şişiyor. Bunun bak işte bir üst bak versiyonu da hocam. Pıs. Elektrik de yapıyor bunu. Elik tabi. Tabi tabi bir üst versiyonunda bak elektrik de yapıyor. Havayı başlat. Şurada orada çevirmeli bir sistem var. Yuvarlak gördünüz mü? Evet. O da yüksekliği o. Heh. Bak şimdi dur. Tabi. Kriko gibi mi? Kriko gibi. Kriko çevirmeli gibi. Ama bak tertemiz çalışıyor. Hiç. Sen tabi bunları bakımını yaptın. Yok yok şey ben buna dedim ya bir belko cila attım hocam söylemesi ayıp. Bir cila attım onun dışı tozunu silip devam ettik hocam. Abi çok güzel ya. Ya sıfır zamana aldım diyebilirim yani öyle diye. Zamana yolculuk abi ya. Bunlar ne? Bak, o şöyle hocam dışarının sıcaklığını verir. Tamam. Saat verir takvim verir. Kronometre var hocam süre ölçeceksiniz bir yerden bir yere gideceksiniz ne kadar zamanda gittim. He, yani onu tamam ölçmek için. Eskiden öyle şeyler tabii, vardı. Tabii. Ne kadar mesafede gittim tamam demek için. Burada da abi mesela... Abi krono paket. Bak evet. Görüyor musun? Görüyor musun? Sayıyor. Enteresan bir şey söyleyeyim. Bu mesela buraya havayı verdi. Şuradan da verince cama versin cama, diye. Vay. Ama aynaya şunu versin diye. Şu dokunun güzelliğine bak. Tabi tape yok o zaman. Opsiyon. Yok, o opsiyon. Bak hiç sigara içilmemiş. Açılma şekli yeşil ışığı falan hani onlar. Abi. Mesela şu torpidonun açılması da çok hoşuma gider benim. Bu kendinize çekeceksin şöyle gelecek. Çekmece. Şu şekilde. Yani. Hani böyle bir aşağıya bırakmaz da size doğru geliyor. Direksiyon ayarı. Derinlik yok. Derinlik bunda yok. Bir sonraki modele koymuşlar. Ya nostalji ya. Ama zamana yolculuk sıfır kondisyonda. Şimdi buna bazen talipler geliyor tamam mı hocam? İşte alalım bunu alalım. Tabii ben bir fiyat biçmiyorum. Ne fiyat ne fiyat? Şimdi bunların piyasa fiyatlarını tabii bilip işte iki katını üç katını gidiyorlar. Ben de diyorum mesela bu donanımda bir sıfır araba ne kadar? Bana söyle bu segment. Şu kadar. O fiyatı veriyorsan bak bu araba sıfır. 10 bin bakımını yeni yaptık. Aynen öyle. Yani fiyat algısında onu o yüzden kullanıyorum. Sıfır ayarında ve kondisyonunda doğru olduğu için. Hani sadece korunmuş, kenarda beklemiş araç manasından ziyade şu vites geçişleri var ya. Muhteşem ya. Kapatayım hocam. Şunları boşaltayım ben bagaja istersen. Bak. Ya şunları ben ekstra kaç bu 500 litre var. Şunu çekeyim istersen değil mi hocam? Benim koruma şeklim bu. Ha. Üf. Al sana bagaj. 500 litre var. Baksana orijinal. Şunu mesela imkansız yoktur hiçbir arabada. Hepsi gevremiştir. Burada bir özellik şu. Dışarıdan açmayı engelleyebiliyorsun hırsızlık kilidini. Hani şuradan basınç açıyor ya. Bunun sebebi şu. Hani ışıklarda durdunuz. Bagajı birisi açmasın diye. Buradan bir switch koymuş. İnteresan. Güvenlik için. Şimdi bu yıllarda Ford bu segmentteki araçlarını standart yapıyordu. Bunu çıkaralım şöyle. Aynı aynı. Aynı lastik, aynı bak, lastik, aynı üretim. 27.90. Bu alaşım jant yani kara jant koymamışlar bunlarda. Abi yalnız çok güzel de korunmuş ya şu şeyler falan. Ya işte kullanılmamış hocam. Benim ama çok biraz iyi bir yerde saklanmış i̇şte araba. İşte yatmamış. Bırakılmamış kendi haline. Aynen öyle. Bir kişi bir şekilde çünkü ilgilenmiş. Görüyoruz yani kalıyor garajda araba tabii çürüyor abi. Yani küfleniyor. Temiz olup da kilometre olmadı da revizyon ihtiyacı olan bir araç değil. Değil değil. Vallahi iyi bulmuşsun. O araç seni bulmuş. Tabii canım. Yani araç seni bulmuş. Biraz bilinirlik oldu. İşte Ford üzerine evet bir şey olduğu zaman bak, bana sorarlar. Bu eski ambulan. Bunu evet bulmak çok zor. Evet. İçi koyu mavi. Bu tabii zamanla çok hafiften tabii o iç kromajını abi yalnız işte. Şimdi yani ben önceki arabam Cosworth olduğu için ben buna sadece şu anda orijinallik dışı ne var derseniz yine bu orijinal, yine Ford'un. Ben buna bir takım jant yaptım ya kullanırsam bu tekerlekleri kullanmıyorum aha dışarıda. O janta Cosworth jantı 5 kollu. O 16 jant. Evet. Güzeldir. O yakışır. Scorpion'un spoilerini buna koydum. Bu arabada şu anda ama çok güzel olmuş. Orijinal çünkü. Bu da zaten evet şuradan bakarsan hocam Ford'un. Ford direkt.
Bu birebir bu araca göre Ford'un kendi tasarladığı spoiler. Bunu ilave ettim. O da tabii kozmetikte başarılı olduğunu düşündüğüm için. Arka bağımsız tabii süspansiyonlar. Bağımsız. Şu araçta aynısı. Tabii. Aynısı. Aynısı. Sierra'nın altı zaten. Sierra, Granada. Evet. Aynı mantık. Süper ya. Bir çıkalım yola abi. Olur, bakalım tabii. Yolda bir süzülelim ya. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Çıkabiliriz. Pamuk gibi ilerliyor. Baksana şu şeyden geçişi bile, kasisten geçişi bile gayet güncel yani araba. Tazeli falan ekliyor. Of şu kafalık var ya şu. Uyursun ha yolda. Yumuşak tabii. Allah şu kafayı koydun mu abi gider vallahi. Kafalık ayarlanıyor değil mi? Yukarı aşağı. Aynen. Ön arka yok. Çok iyi ya. Yani şunun normal tam dik göstermesi bile normalde bunların renklidir müşürleri. Aynen. O bir tutmaz abi. Tabii sürekli 80, yanlış 80, gösterir. 80, 80, 80, 80. Bak bu ip gibi. Direkt normalin O'la R arasında. Devir'in 950'de. Devir. Bunları yeni yani son piyasada olanlar da mümkün değil tabii. Böyle çalışmaz. Sensörler hata vermeye başlıyor. Tabii. Saçmalıyor tabii bazı değerler. Aynen öyle. Bir de şu detay çok iyi. Güneşlik şöyle ve yapınca yapıyor, tam böyle o makyaj için tabii güzel. Makyaj için firmalar bir şeyi tasarlarken öteki ne yaptı gibi düşünmemişler bence. Ben ne yapıyorum diye düşünmüşler. Aynen o öyle. Her markanın aracı kendine has. Yani bunun ızgarası mesela ovalli, ötekinde hiçbir şekilde yok. Ya da bu açma kapama sistemi. Onda yok. Eskiden modelden modele bile değişiyordu. Evet. Şimdi artık Mercedes'e bakıyorsun. C'den, E hepsi aynı. S'e aynı. Kadar aynı. Aynen. İşte bu aracı sevmemin sebebi o oldu. Her şeyi saat gibi çalıştığı için. Yani abi eğer bunu bir şeyde aksak görsem yani midem vazgeçersin. Bulansa hem vazgeçeyim hem de aldım diyelim bozarım yani. Hani şeyi koz örtü. Bir de hani hiçbir şeyinde yok ya. Şimdi bakıyorum sıfır yani. Tabii yani şu kumaşın parlaması bile hani mesela. Hani bak şuranın vidası bile sıfır. Tabii. Hiç vida değmemiş oraya. İşte dedim ya bir temizlik de bu hale gelmedi yani. Evet yani evet. İstiyorum. Yani tek şans. Zaten bunu temizlesen bu hale getiremezsin. Gelmez, bu işte, tiftiklenir bir şey aynen, olur. Aynen bir şey oldu ve yani bu arabada o yüzden ha dedim tamam ben bunu kullanmayacağım demek. Burada müzelik. Kullanmadım. Tabii müzelik olması lazım. Devriye. Yani emanet falan gibi oldu bu sefer. Hararet ip gibi. Hep gözüm hararete gidiyor da yani. Önemli hocam. Önemli. Arabacı diyelim ben ona. Arabacı tabii, harareti görmek istiyorum. Hararet olacak. Hararet devir olacak tabii, abi. Tabii tabii devir hararet aynı. Benim Taunus'ta devir yok. Giya modellerinde bir devir var. Devir var. Aldım saati. Şeref abi sağ olsun bana hediye etti. Takacağım onu da. Tabii. Bir soketi yoktu. İyi dönüş çapı da güzel ha. Değil mi? Arkadan itiş olunca onun biraz rahat ya. Ay doğru. Aksamlar az önde. Ya işte imkan olacak. Aa işte yürüyor da ha. Tabii bir devir yaptırır. Bastın mı gidiyor vallahi. Lastiklerimiz performanslı olsa ben dedim ya bir çevre yolunda bir şöyle bir 220-240 yaparız bu araba. Vay be yapıyor diyorsun tabii ha. Tabii ki yapıyor yani hiç. İkinci vites mesela 3000 devir. Bayağı gidiyor. Gider gider. Çok güzel. Vallahi çok güzel ya. Yani işte o beygiri veriyor hala. Veriyor veriyor. Tabii yani öyle bir güç kaybı hissettirmiyor. Zaten ilk çalışması işte normal ısıya gelmesi mekanik değerlerini zaten tam vurmuş. Yani kısaca şöyle diyelim. Sonuçta 10.000 km'de ilk yağ değişimi yapmış bir araç bu. Böyle söyleyeyim. Çok da şaşırmamak lazım. Yani hani 33 yaşında diye düşünmeyelim. 32 yaşında abi, bir araç. Abi çok iyi ya. Yani süzülüyor. Tabii amortisör sistemleri öyle. Yani altta kimsesi yok. Lastiklerimiz 32 yaşında olmasa konforumuzu daha da düşün bir yumuşak lastik. Zaten bu arabaya yeni nesil bir lastik tak daha da kalitelileşir. 80 gibi demiştim ya bak lastik havası düşük balansla ilgili lastik havası. Ha doğru. Dediğim bu. Abi vallahi çeker çeker gider hocam. Gidiyor ha. Siz Ford'u biliyorsunuz hocam. Abi Ford'u seviyoruz. Tabii, Ford açıldıkça hani böyle Ford'u severiz. Evlendikçe tatlanan bir arabadır. Hani mesela bir Renault Fransız kültürü seri atik kısa şanzıman aralıklarıyla bir anda hızlanıp evet. 1-2-4-5 yaptırır. 100'e gelirsiniz 5'e gelmişsiniz. Aynen. Ama Ford'da 1-1-40-50 yaptırır. İkinci vites 1-90 yaptırır. Öyle öyle. Tatlı hani tatlı. İlle bir uzun yol lazım dedirttiriyor. Ona göre de koltuk yapmış. Ona göre de dingil açıklığı yapmış.
Baksana şuradan pamuk gibi geçiyor. Yani işte o günleri düşünüyorum bir de ben. O günlerdeki bu araç düşsene direkt Mercedes'e rakip tabii, abi. Tabii. Yani ki Almanya'dan gelen o zamanki Almancı tanıdıklarımız böyle arabalarla gelirlerdi. Yani yanlışlarımı havalarından yanına değil mi? Yanaşamazdık yani. Tabii. Hani Scorpio ile gel. Yani, Granada da değil yani. 3000 km yol yapmış. Keyfi yani onda bambaşka. Yani. Ya bir tane böyle bulsam alırım biliyor musun ben de? Yani işte gözü yani kısmet diyeceğim aslında da ben hani Ford'cu olarak biliniyorum camiada. O yüzden bir Ford bir şey olsun. Ya şöyle bir araba vardı hemen geliyor sana değil mi? Birisi bir gün bir Capri görmüş. İşte Capri gönderdi ama temiz değil. İşte yani o düşündüğümüz evet. Şeyde bir güzel bir işlem yapmış olsalar mesela Capri. Capri çok. Zamanın çok süper araba. Tabii çok hoş. Bizim Burak diye arkadaş da vardı. Çok güzel bir Capri'ydi tabii. O da. Benim Tanus'u getireyim sana bir gün. Vallahi bir çok, bak. Çok severim. Benim ilk kullandığım arabalardandır Tanus. Tabii her Türk'ün anısı vardır Tanus'la. Benim bir ortaokul gezisinde herkes bir yerde fotoğraf çekmiş. Ben gitmişim beyaz bir Tanus önünde fotoğraf çekmiş. Yani albümden öyle bakıyorum. Kan çekiyor. Ya hatırlamıyorum bile ne zaman nasıl olmuş ama piknikle ilgili hiçbir şey yok. Manzara Tanus var ama yanımda. Benim Tanus tabi normal o Tanus'un yaylanması yok. Benim araba spor abi. Olur. Yaylı amortisörler taş gibi. Şimdi bir de burçları poliüretan yaptık. Tabii. Araba abi bayağı yol tutuyor. Ben ehliyetimiz de yokken bu kasaba gibi bir yerdeyiz o zaman. Yani işte çok trafik olmadı. Bir 2000 motor Tanus var. Bu kare kare farlı 88. Evet. Başkan kasa. Evet. Ben öyle derdim. Başkan kasa siyah bir de böyle. Evet. Ya o değerli bir abimiz bizi de sever. İşte şunu bir yıkayın, cilalayın falan diye bir verdi. Ben hayatımda ilk defa 180'e çıktım o arabayla. Tabii. Dedim bu yani o yıllar için bir nasıl bir etki yani sanki Nevada çöllerinde hız denemesi yapıyor. Şey böyle 500 yapmış aynen, gibi. Öyle bir hava veriyor. Ya işte o algıları hep anlatıyoruz hocam. Yani eskilerin tadı hem üreten kişinin mantığından kaynaklı hem o zamanki ürünlerin kalitesi veya çeşitliliği şu zamanki gibi sabit değil. Çok farklı. Mesela kokpitteki şu malzeme şimdi mesela bu tabii, tabii. Bu ışığı yansıtsın diye tatlı bir mat ve desen var. Işığı yansıtmasın pardon aynen. Cama yansıma vermesin diye. Bunu mesela diyorsun ya niye ışıl ışıl diye ya yansımayacak ama adam onu öyle güzel tasarlamış. Onun mühendisliğini yapmış. Tabii ya 30 sene boyunca senin karşında hizmet veriyor. Yani bu enteresan bir mantık. Tabii hani tüketici bunu talep ediyor mu etmiyordan ziyade yapan kişinin bu emeğe vermesi bence çok kıymetli. Abi o zaman şimdi bu kadar şey yoktu tabii. Bu kadar ekonomi düşünülmüyordu. Evet. Biraz daha özgürdü mühendisler. Bir de araba gerçekten parasıyla ulaşılacak bir kavram olarak duruyordu. Yani gerçekten ihtiyaç gibi de görünmüyor. Tabii. Yani bir arabam olsun diyen işte onun için bir azmetti. Şimdi tabii şimdi bambaşka bir boyut. Yani şimdi hızlı tüketim malzemesi. Hızlı tüketim. Ben o zaman şöyle ayırıyorum hocam. Bir kişinin tek arabası olmamalı. Arabacı dediğimiz yani araba otomotiv tutkunu olan bir kişide. Bir araba olmamalı hocam. Bir tane keyif araban olması lazım. Artık bu senin zevkin neyse. Yani zevkin konfor mu? Böyle büyük bir araba işte E-Class hani o tarz segment. Bir hatch bir böyle aynen. Veya hatchback işte, bir şey. Aynen yani neyse tarzın. Belki bir SUV'un ya da Jeep'in belki hani bir miman bir olabilir. Şey. Bir tane keyif araban olacak. Bir tane de yani böyle her yerde parçası bulunan. Değil mi? Tamam yani tık dediği zaman ustanın birinden hemen yardım alabileceğin yani en azından başkasına emanet verebileceğin. Aynen öyle. İki tane araba olmalı. Hani bu yazdık. Coğrafya işte abi. Aynen. Coğrafya kaderdir tabii. Dedikleri. Ya istisna tabii de hani ben mesela. Sen garajını kurmuşsun. Tabii yani işte imkanlar tabii gerekiyor ama. Şimdi bir ailede herkes araba kullanıyor artık eskisi gibi. Dolayısıyla bir araba ihtiyaç olarak yetmiyor. İki araba oluyor İki. Ailede. Hani lüks de desek ne dersek diyelim iki tane oluyor. O yüzden ben hani doğru tercihi diyorum ki. Şu vites geçişlerine hasta oldum. Güzel değil mi? Kemikli muhteşem ya evet. Böyle. Tık yeri belli. Tabii tabii. Süspansiyonlar bak hiç değişmemiş ama çalışıyor hala. Tabii çalışıyor ki dediğiniz gibi keçeler sertleşir. Yani. Hareket mekanizmanın durması çok kötü bir şey. Bak yani, şu yaylanması falan muhteşem ya. Bir de sen bana ne gösterdin? Şurada bir şey var. Tabii. Takacağım dedin. Yol bilgi ekranı var. Orada. Ne var burada normalde? Şöyle göstereyim hocam. Burada. Abi çok iyi ya. Bu faal mi? Çalışıyor tabii mu? Tabii orada soket yeri var. Uygun. Hazır halde bekliyor. Yol bilgisayarı. Yol bilgisayarı. Anlık tüketimi söylüyor. Ortalama tüketimi söylüyor. Çok gittiğin iyiymiş. Gittiğin mesafeyi söylüyor. Yani, baksa bak. Ya yemin ediyorum Mercedes'teki o tabii, havayı hiç. Alıyorsun ya.
Böyle süzülüyor. Kurtaracak gibi görünüyor değil mi? Hey maşallah, kurtardı. Vallahi kurtardı ha. Yani arkadan itiş efsane olmadı. Dönüşü tabii. Dönüş çapı çok iyi. Herhalde 10,5 metre falan. Arkadan itiş olmasının tabii, tabii faydası. Saracak neredeyse. Ay sar, yok saracak. Lastik eskiye bir de. Tabii. Aa vallahi şoklardayım ya. Ya çok bu acayip keyif veriyor işte. Ben yani bir de 30 yaşındaki bir motorun ben hala buradayım demesi hakikaten. Hani abi işte mühendislik. Kalitenin başka bir ispatı mı oluyor? Valla olabilir tabii yani ki. Mühendislik kalitesi, malzeme kalitesi. Abi şu vites. Yani yapsan böyle olmaz bu. Yani bu sıfır. Kemikli tık tık tık. Bayıldım ya. Hiç binmemiştim, kullanmamıştım Scorpio. Hı-hı. Yemin ediyorum böyle Mercedes şeyi yaşattı bana. O konforu yaşattı. İşte keşke bir şoförümüz olsa da biz arkada arka, sohbet etsek. Arka zaten. Bence arkada... Arka ya bak arkadaşlar hani inanmayabilirsiniz. W140 rahatlığında koltuk. Evet. Yani bacak bacak üstüne atıp gazetenizi açıp vallahi öyle. Yaşamak için. Vallahi öyle. Çok tatlı. Bir de trim sesi falan da yok. Tabii. Çatır çuturuyor bir şey yapmıyor yani. İşte bu mesela camların ışığı kırması. Bakın güneşli hava hocam. Aynen. Bize cam filmi varmışçasına bak bana mesela güneş evet. Şey etkilemiyor. O yıllarda bunlar özellikle geçiyordu. Olabilir. Renklendirmiş yeşilimsi camlar. Olabilir. Ultraviyole ışınları evet. Kıran. Tabii. Düz camlar vardı belki hatırlarsınız. Aynen doğru. Zaten Mercedes'in falan yeşil mavidir yani işte ya. O lüks segment araçlarda camda böyle bir özelliği hakikaten satışta sunuyorlar. Gidiyor ya. Vallahi gidiyor. Hani ki biz hani dediğin gibi böyle bir yüzden sonra belki tabii, tabii. Sonra yüksek açılacak. Devir. Şimdi işte lastiklerimiz ilk gün lastiği 30 yıllık lastiğimiz değil de güncel bir lastik yapsak hocam çok isterim. Aynen. Yol tutuş dahil arabanın halini görmenizi. Ama yok zaten Ford her zaman yol tutuşuyla, sürüş hissiyatıyla iyidir. Bu makam aracı yani belli. Yani ses yalıtımı da genel olarak hani bununla böyle 150-150, 160-160 git. Tabii sakin. Şeyde Ankara'ya oraya. Sakin oraya. Sakin keyifli. Dinlenebilirsiniz yani yolda. Evet. Ben bir de öyle bir tarif yapıyorum. Yani sürerken dinlenmek diye bir kavramım var benim. Aynen yani öyle. İşte yoruldunuz bir yerden bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Bu arabayla giderseniz diyorum. Tamam. Dinlenme başlamıştır yolda. Bir de buna şimdi saygı duyarlar yolda. Ha, o da var. Hani bilen, böyle bilen saygı geç duyar. Geç abi falan. Bilmeyen merak eder tabii. Aynen. Bilmeyen bu ne ya falan böyle tabii. Çok da temizmiş. Çok bilmezler bu arabayı Scorpio'yu. Yok. Çok o zaman çünkü herhalde pahalıydı. Tabii bu aracın bir üst modeli var ya bende. Onda Scorpio yazısı da yok üzerinde. Hmm. Arkasında. O yok. Hiç bilinmiyor. Şimdi sürekli bu ne sorusu var. Yani tabii. Çünkü hani pek de rastlanmıyor artık. Yürüyor abi. Vallahi yani 9-10 saniyeler gibi 0-100'ü. Aynen. 9-8. Öyle öyle. Allah. Ekranımızda ivmeye dayanamadık. Aynen vallahi öyle. Direksiyonun yumuşaklığı. Deri değil ama. Deri değil bunlar da. Şey de deri ama. Üstün bir üstün. Yani bir tam ortası. Bunun bir altı daha var. Hani bu orta sekme şey orta donanım. Bu Ghia mı? Ghia donanımı. Bunun işte üstü şey. Consort'taki. Hmm. Bir de GLX tarzı olanı. Evet. Vallahi çok zevkli ya. Hakikaten çok iyi korunmuş. Uzun zamandır bu kadar eski olup bu kadar iyi korunmuş evet. Arabaya binmemiştim. Hani olması gereken korunacaksa eğer bu abi. Yani o neredeyse o ilk sahipleri değil hakkını mi? Vermiş. Çok i̇şte, iyi korumuşlar. Zaten işte dedim ya almadan önce böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Değil mi? Yani ben hani tam... bu arabayı mesela çok böyle şekilli bir araba değil. Bu arabanın tasarımını beğenmesem bile ben bu arabayı almak isterim. Değil mi? Çünkü yani böyle bir şey bulamazsın yani. Ya ben işte tarihi o yüzden sabitledim. Yani bana işte değil mi D segmenti sıfır bir araba söyleyin. İşte o araba 2 milyon. Bu araba diyorum yani. Aynen öyle. Deki 4 teker disk ABS. Evet yani, ABS de var. Tabii ABS var. Yani sonuç itibariyle sessizliği görüyorsunuz. Motor sesli dış yalıtım. Hani bir konfordan bahsedeceğiniz klima zaten var. Konfor hani, çok iyi ya. İşte bak buralar.
Elektrik de aynı elektrik. Buralar şeydir bozuk, yani bozuktur. Bu yamalar şey, ne diyelim, bu konforsuz yama. Yani ki 30 yıllık lastik de var yani şu an üzerinde. Maşallah. Ayna görüş açıları da hocam çok şeydir. Yani ben bu araçları şöyle tarif ediyorum. Evet. Bir balkonda oturur gibi her yeri gören bir balkon düşünün. Sağ, solu, önü, arkayı. Aynen. Her tarafı görebiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Bu Scorpio'da da dikkatimi çekti. Bendeki diğer bunun bir modelinde de. Arka koltuk ön koltuğa göre bir 10 santime yakın yüksekte duruyor. Ha, özellikle görüyorsun, hani, tiyatro arkada gibi. Arkada oturan işte yol tutma dediğimiz, hani mide bulanması, yol tuttu beni. Doğru. Denen kavramı kaldırıyor bu. Kaldırır. Çünkü arkadaki kişinin etrafı algılaması, gözüyle görebilmesi, o mide bulanması gibi başlaması. O bilerek yapılmış bir şey olabilir. Bilerek yapılmış bence. Doğru yapı olabilir. Yani arkaya oturan kişi neredeyse gösterge kısmını kadar görebiliyor. Görüyor. Şimdi yeni araçlarda insanları güvenlik unsurları sebebiyle içeri iyice boğdular. Ve hatta birçok araba binerken kafanızı bile çarpıyorsunuz sağa sola. Ve bir tünelde duruyor gibisiniz. Aynen. Ön koltukta önü göremiyorsunuz falan. Doğru. Şimdi bunda tabii, tiyatro bunda, sahnesi tabii, gibi. Bunda hem aydınlık oluyor. Tabii sunroof ihtiyacını da gidermiş oluyor belki. Aydınlık olması. Ya bence bu arabaya bir sunroof yapsalarmış valla. Değil mi? 10 numara olurmuş ya. Valla abi süper. Harika bir sürüş oldu yani. Şu tadına baktık Scorpio'nun. Evet, şöyle gerçek Ford. Evet, biraz da nostalji. Biraz olması. Nostalji. Vallahi harika oldu. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ayağına, eline sağlık, ağzına sağlık. Ederim. Sen de çok güzel anlattın. Estağfurullah. Vallahi bayıldık ya. Arkada bulunduysak mutlu oluruz. Arkadaşlar Scorpio videomuzdan böyleydi. Aydınç abi de çok güzel anlattı. Başka videolar da çekebiliriz Aydınç abiyle. Beklemede kalın. Sohbeti İnşallah. Çok keyifli. Bu videomuzdan böyleydi. Scorpio'da hani tahminimden çok çok daha iyi çıktı. Sürüşü de tahminimden çok çok daha iyi. Gidişi, vitesler, ergonomi. İşte bak kolunu koyuyorsun. Hani biraz daha yatırsam uzun yolda. Tabii. Hani biraz da bana gelse tabii. Direksiyon. Biraz da şişirirsek. Şişirsek tamam yani hakikaten yapmış o zaman Ford tabii, yani. Amacı buymuş, ben onu anlıyorum. Aynen öyle. Yapılım amacı uzun yolda seyahat. Aynen öyle. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. We'll be right back.